Bu seçimde iktidara geleceğiz, yes. hak bunu anladı ve artık delisi de anladı, velisi de anladı. Deli biziz. Onun için ama illa da kendini cehenneme atacaksa Size ona söylüyor. kimse bir şey diyor. Allah güzel bir şey demiyor. Bunu niye di özellikle dinleyelim dedim. Heh. Bu hülfül hudu var ya faziletler, erdemler e birlikteliği. O dönemde yapılan şey bu bir gasp var ha dünkü evet. şeyden benim aklımda kalan bu çok önemli bir şey bana göre He. bir gasp var adam haksız yere bir yere konuyor hadi diyelim konuyor. Ben Melek, Melek Bey'in sözlerine saygıyla karşılıyorum ee, ya istediğiniz buysa kardeşim alın dedi, zehir zıkkım olsun demek bu. He. Ya bu kimseye de yaramaz ha. Bu ah aldığınız He. mallar kimseye yaramaz. Hani millete diyorsunuz ya bununla imatip Hatip şu bu filan. Hikaye. E, Kur'an kursu. Ki hikaye. Orada Kur'an okutamazsınız yalan, yalan. Sen, Bakın bir Müslüman kardeşiniz olarak uyarıyorum. He. Bu bu mallar gırtlağınızda kalır. Çoluğunuz, çocuğunuz Kırsızlık sizden Hırsızlık parasıyla Kur'an kursu açamazsınız. açamazsınız. Kaldı ki açma gibi bir derdin de yok da. Açamazsınız. Evet. E, adli ilahi buna müsaade etmez. Bakın ben bir din kardeşiniz olarak ha, Nasip söylüyorum. olmaz diyorsunuz. Nasip olmaz. Gerek yok. Bunlara gerek yok. Ah aldığınız paraların üstüne çullan. Hadi diyelim cahil adeti. Bu cahili adetini yapan insanlar karşısında hülfül fudul dediğimiz erdemler dayanışması olması lazım. Ki onlar da cahili insanı yani. Onlar da o dönemde yaşayan insanlar. Evet. Ve üstelik bir akrabalık bağları şu bu filan aynı vatan evlatları bunlar. Evet. Bunlardan bir tanesi o dönem için efendimiz. Evet. Bugün böyle bir erdemler hareketi yok. Ya yapmayın kardeşim tamam biz size oy vereceğiz ama bu böyle de yapılmaz ama doğru yapmıyorsunuz yanlış yapıyorsunuz diyen bir tane Allah kulu yok. He. Ya bu bu nedir Allah'ın severseniz Onların seversen? arasından yani aynı topluluktan Aynı topluluktan Çıkıp da uyaran varsa, ya yapmayın ayıptır diyen Bu doğru değil eğer yaparsanız karşınızdayız diyen kimse yok Yani o cahiliye insanların kurdukları o topluluk kadar olamamışlar Öyle yok, bir topluluk bile çıkaramamışlar yok, nerede var yani e, ben söylüyorum da herkes bana kızıyor Sakalları miskle yağlamadan fırsat kalmıyor galiba buna Evet. Yani kardeşim deyin ki bakın biz sizi seviyoruz. Siz abdest alan, namaz kılan, Kur'an okuyan insanlarsınız. İmam hatip yaptırdığınızı sevin. Ben bir şey demiyorum. Evet. Hatta ötekini de sevmeyin. Hizmet de sevmeyin. Yani kimse siz tamam. zorla bir şey sevdirmez. Ama hakikatin yanında olun. Deyin ki yani bu yaptığınız zulüm kardeşim. Zulmün yanında beni göremezsin. Eğer zulüm yapmaya devam edersen ben de senin karşındayım desin birisi. demiş böyle birisi de? Evet, ben ben görmedim. Içinden. Evet. Yani hakikatin yanında buluşalım. Bizim bayrağımızın altında buluşmayalım. Bir dakika bir dakika haklarını yemeyelim. Demişler melek ipeği aramışlar ya çok affedersiniz bu büyük Hı -hı. haksızlık siz tertemizsiniz ama işte ne yapalım ifade edemiyoruz demişler gizli gizli söylemişler bunu Hı -hı. Abdullah e Abdülkadiroğlu bugün söyledi ben bizzat teyit ettirdim kaç kişi AKP'nin içinden aramış melek ipeği dedi Hı -hı. bu nedir korkudur bu ne olacak Hayır yani böyle yapmakla e, sıyrılırlar mı hayır, mesuliyetten? Hayır kesinlikle. He? Ama hayır. aramışlar. Kur'an'da nifak ayetleri var. Münafık demiyorum kimseye sakın ha sakın böyle bir şeyim yok kimseye demem. Ne kafir derim ne münafık derim. Hı. Benimle aynı düşünmüyor diye kimsenin ne nifak içerisinde olur ne de kafir olur. Demin kayıtta dinledim. bunlar dinledik. Bunlara birileri söylüyor. bir Hocası söylüyor. Hacısı söylüyor. Şey şunu bunu filan söylüyor. Bu adam yoksa kafasından uydurmuyor bunu. Eski Söyledim. tarihçi çıkıyor Hı. konuşuyor. Eski müftü çıkıyor konuşuyor. Bir fıkıh profesörü çıkıyor konuşuyor. Diğer ondan daha büyük bir fıkıh profesörü çıkıyor. Bunu ispat ediyor aklı sıra. E şimdi bun, bunlar konuşurken böyle konuşuyor. Dur, haybeden konuşmuyorlar. Din bunu gerek diyor. Eğer Müslümansan şuna oy vermen gerekir diyor. Bir kere müminin düştüğü kötü duruma sevinemezsiniz. Sevgili dindar halkımız eğer bir dindar sizin gö görüşünüzde olmayabilir ama bu adam müminse başına gelen kötülüğe sevinemezsiniz. Ali İmran Suresinin bir ayetidir bu. Nifakla alakalı münafıklarla alakalı söylüyor. Ve nifak alametlerinden bir tanesidir Kur'an'da sayılan bir müminin başına gelen kötülüğe sevinen. Ve başına gelen iyiliğe de üzülen kimseye e, Kur'an başka bir etiketle yaklaşıyor. Yani o oh olsun diye. O oh olsun diyemezsiniz. Yani Hangi bir etiketle adam, yaklaşıyor Kur'an? E, nifak alametidir bu. Bu kafayla gidersen, ne? bu kafayla gidersen sen düzgün bir yere düşmezsin. Münafık olursun demek. He. Ama bir defa hani bir adam bir defa bunu yaptı ona münafık denmez. Bu Eğer bu kafayla gidersen işin sonu münafıklığa gider demek.